arkadaşlar. Bugün 12. sınıf müfredatımızla devam ediyoruz. Bir tane bakteriler üzerindeki azotun, yani DNA işlenmesi sırasındaki azotun izotoplarının kullanılarak yapılmış olan deneyle DNA işlenmesinin nasıl gerçekleştiğini göreceğiz ve bununla ilgili bir tane soru çözeceğiz şimdi. Başlayalım konumuzla. DNA'nın işlenmesine biz replikasyon diyoruz. Replikasyon dediğimiz bu olayda DNA bölünürken kendini yavru dönlere aktarmak için, kendi üzerindeki kalıtsal bilgileri aktarmak için eşliyor. Bu işlemeyi biz replication, yani replikasyon diyoruz. Şimdi DNA her hücre bölünmesi öncesinde, yani replikasyon varsa hücre bölünecektir. Hücrenin bölüneceğinin bir kanıtıdır replikasyon. O yüzden mesela bazı sorularda şuna değinilir. Der ki aşağıdaki hücrelerden hangisi replikasyon geçirmez der. Hemen bölünmeyen hücreleri arar gözümüz. Mesela bölünmeyen hücrelerimiz, sinir hücrelerimiz, gözdeki retina hücrelerimiz, kas hücrelerimiz. Bunları gözümüz arıyor ve genellikle cevap da bunlar oluyor zaten. Yani replikasyon geçiriyorsa bir hücre mutlaka bölünüyor anlamına geliyormuş. Diyor ki DNA her hücre bölünmesi öncesinde kendisine eşleyerek kalıtsal bilginin yavru hücrelere eşit miktarda aktarılmasını sağlar. DNA işlenmesinin nasıl gerçekleştiğini ispatlamak için 1958 yılında Messerschmitt ve Stoll tarafından deneyler yapılmıştır. Sonuçta DNA'nın her iki ipliğinde kendine eşleyerek yeni birer iplik oluşturduğu, yani yarı korunumlu eşlenme modelinin olduğunu söylemiştir. Şimdi biz biliyoruz ki DNA iki iplikten oluşuyor. Birbirine antiparalel iki iplik. Bu iki iplik DNA işlenmesi sırasında ikiye ayrılıyor ve her iki ipliğin karşısına yeni bir iplik geliyor. Buna da biz yarı korunumlu eşlenme diyoruz. Şimdi bakterilerin deney ortamında bakterilerin bulunduğu ortamı azotop izotopunu kullanarak yapmışlar bu deneyi. N14 ve N15 izotopu. İzotop ne demek peki? Atom ve proton numaraları aynı, kütle numaraları farklı demek. Bir 14 kütle numaralı, bir de 15 kütle numaralı azotu kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi N14, 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 N15, N15, N15 şeklinde buradaki ipliklerimiz isimlendirilmiş. Şimdi bakın, burada neden N14, N14 şeklinde iki ifademiz var? Çünkü DNA kaç iplik? İki iplik. Bu yüzden de N14, N14 iki ipliği ifade eden ifademiz olacak. N14, N14'e hafif azotlu DNA, N14, N15'e melez azotlu DNA, N15, N15'e de ağır azotlu DNA diyoruz. Tekrar ediyorum, N14, N14'e hafif azotlu DNA, N14, N15'e melez azotlu DNA, N15, N15'e de ağır azotlu DNA diyeceğiz. Şimdi burada bunun haricinde bununla ilgili işlem sorusu çok yaptırır. Yani 2-3 kere eşlenmesini ve burada oluşan melez, ağır ya da normal azotlu DNA'ları bulmanızı ister. Ya da deney tüpünde bunu santrifüj edilmiş gibi düşünün. Koyduğunuzda deney tüpüne kimin nerede bulunduğunu bilmenizi ister. En ağır olan N15, N15 dibe çöker. Melez olan N14, N15 deney tüpünde ortada kalır. N14, N14 de en üstte kalır. Hafif DNA olduğu için deney tüpünde görebilmek de çok önemli. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani biz soruları çözerken ben öğrencilerde de bunun şaşkınlığını hissediyorum. Mesela yapmış olduğunuz eşlenme sonucunda eğer ağır azotlu bir DNA ortaya çıkmıyorsa ağır azotlu kısım deney tüpünde boş kalacak. Yani oraya hiçbir şey yazmayacağım. Mesela elinde sadece hafif ve melez varsa hafifi en üstte, melezi ortaya yazacağım. Ağır kısım boş kalacak. Ya da elimde ağır ve melez varsa ortaya melezi, ağırı da alta yazacağım. En üst boş kalacak. O yüzden deney tüpünde göstermek de önemli. Şimdi sorumuza bakalım birlikte. Melez DNA içeren bir bakteri. Melez DNA dediğine göre N14, N15 olacak. Buraya yazdım. Bir kez ağır azotlu ortamda, bir kez de normal azotlu ortamda eşlenecek ve onun sonucunda açığa çıkan ağır, melez ve normal DNA'ları bana sormuş. Şimdi ilkinde, ilk eşlememde ne demiş? Bakın ağır azotlu ortamda diyor. Yani N15 olan ortamda eşleyeceğim. Ben N15'leri ve N14'leri renkli kullandım. N15'leri kırmızı, N14'leri de siyah gösterdim. Şimdi şunu düzelteyim.
daha güzel olsun. Şimdi bakın, melez olan DNA ilk eşlenmede, birinci eşlenmesinde nasıl ortamda eşlendi? Ağır azotlu ortamda. Şimdi bakın, buradaki birer zinciri korudum. Bakın şunlara yıldız atayım. Bu buradan gelen DNA, bu da buradan gelen DNA. Bir zinciri korudum. Onların yanına gelecek iplikler, yeni iplikler ortamdan gelecek. Birinci ortamda ne varmış bakın? Ağır azotlu DNA varmış. O yüzden burada ayırmış olduğum N14'ün yanına N15 geldi ortamda. Burada da N15'in yanına ortamdaki N15 gelerek %50 melez, %50 de ağır azotlu DNA oluştu. Şimdi ikinci eşlemede ne yapmış oldu? Onu da normal azotlu ortamda eşledi. Normal azotlu ortamda N14 diyeceğiz. Şimdi bunu ben kırmızı göstermişim ama siyah göstersem daha güzel olur. Fark etmez. Anlatacağım zaten söylerken. Şimdi bakın, buradaki iplikleri şu şekilde ikiye ayırıyorum. Bakın, buradaki N14'ü buraya yazdım, yıldız. Buradaki N15'i buraya yazdım, yıldız. Şimdi bu iki ipliği korudum. Yanına ortamdan getireceğim. İkinci ortamdaki hafif azotlu DNA olduğu için ikisinin yanına da N14 yazdım. Yani ne yapıyorum eşlerken? Var olan yukarıdaki ipliği ikiye bölüyorum, koruyorum, yanına ortamdan getiriyorum. Eğer ortam hafifse hafif azot geliyor, ağırsa ağır azot geliyor. Burayı yaptıktan sonra burada ikisini ayırıyorum. İkisinde de N15 var, ortamda da N14 olduğu için ikisinin yanına N14 getirdim. Şimdi tekrar ediyorum. Melez bir DNA birinci bölünmede ağır azotlu ortamda bölündü. N14, N15'i ayırdım ve yanına ortamdan N15 getirdim. İkinci işlemede bütün zincirleri tek bıraktım. Sonra hepsinin yanına hafif azotlu DNA'yı getirdim. N14'ü ekleyerek sonucuma ulaştım. Ve diyor ki bunun sonucunda ne kadar ağır azotlu DNA oluşur diye bakmış. Şimdi bakın, buradaki N14 hafif azotlu. Hafif azotlu. N14, N15. Şu üçü de melez azotlu. Görmüş olduğunuz gibi ağır azotlu var mı ortamda yok. O yüzden ağır azotluya 0 yazıyorum. Normale ne yazacağım? Normal N14'e yani hafife buna %25 yazıyorum. Yani 1 bölü 4. Meleze ise 3 tane toplam 4 birinin içinde 3 tane olduğu için 3 bölü 4 yani %75 yazıyorum. Peki bunu eğer deney tüpünde gösterseydim, göstermemi isteseydi. Bakın, ağır olmadığı için ağır kısmını en dibi boş bıraktım görmüş olduğunuz gibi. Hafife %25 yazıyorum. Meleze de %75 yazıyorum. Sorular hep bu tarzda. Dikkat ederek çözersek sorun yaşamayız. Şimdi DNA işlenmesinin önemine bakalım birlikte. Neden bölünürken, hücre bölünürken DNA'sını eşliyor? Hücrenin bölünmesini sağlar. Çünkü şöyle düşünün, sizde var olan malzemeyi bölünürken hücreye aktarmanız, pay etmeniz gerekiyor. Kalıtsal özelliklerin yeni hücrelere aktarılmasını sağlar. Çok hücreli bir organizmanın tüm vücut hücrelerinin aynı genetik bilgiye sahip olmasını sağlar. Bazı organellerin mitokondri ve kloroplastın hücre içinde çoğalmasını sağlar. Üremeyle kalıtsal özelliklerin oğul dönlere aktarılmasını sağlar. Burada özellikle en çok soru gelen kısım 1. Replikasyon varsa hücre bölünüyordur. Yani replikasyon gerçekleşiyorsa. İkincisi de var olan bu hafif melez ve ağır azotlu deneyimizle ilgili de soru gelmektedir. Lütfen dikkat edelim. DNA işlenme mekanizmasıyla devam edelim. DNA işlenme mekanizmasında bazı kelimelerden ve enzimlerden bahsedeceğiz. Replikasyon orijini, replikasyon çatalı şeklinde. Şimdi bakalım birlikte. DNA işlenmesinin başladığı bölgeye biz replikasyon orijini diyoruz. Orijin zaten başlangıç noktası olarak kabul edilir. DNA'nın eşlenmesinin başladığı DNA üzerindeki bölgeye biz replikasyon orijini diyoruz. Prokaryotların biliyorsunuz ki prokaryotlar kimlerdi? Bakteriler ve arkelerdi. Onların DNA'ları halkasal yani çemberseldir. Bu yüzden çemberin üzerinde bir replikasyon orijini ve bir tane bitiş noktası bulunur. Prokaryotlarda çembersel DNA'da bir başlangıç, bir bitiş noktası vardı mekanizmada. Ökaryot hücreleri ise daha doğrusaldır DNA'ları.
Bu yüzden çok sayıda başlangıç ve bitiş noktası vardır. Peki, neden çok sayıda başlangıç ve bitiş noktasına ihtiyaç duyulmuş? Ökaryotların DNA'larının uzun olması ve DNA polimerazının prokaryotlara göre nükleotit ekleme hızının yavaş olması fazla sayıda orijin oluşmasını ve bitiş noktası oluşmasını sağlamış. Böylelikle kısa zamanda DNA replike olmuş. Yani var olan dezavantaj avantaja dönüşmüş ve hız konusundaki o sıkıntı giderilmiş olmuş. Tekrar ediyorum. Prokaryotlarda DNA çembersel olduğu için bir replikasyon orijini, bir bitiş noktası var. Buradan iki taraflı ilerleyerek DNA eşleniyor. Prokaryotların ise doğrusal olduğu için birden fazla başlangıç ve bitiş noktası var. Bu yüzden şöyle söylüyoruz. Bunun sebebi nedir? Neden yani birden fazla bitiş ve başlangıç noktası vardır? Bunun sebebi de şudur. DNA çok uzun olduğu için ve DNA polimeraz enzim nükleotit eklerken sıkıntıya girdiği için, yavaş kaldığı için prokaryotlara göre birden fazla orijin oluşturulmuş ki hızlı bir şekilde replikasyon gerçekleşsin. Şimdi sıklıkla sorulan 3 tane enzimim var replikasyon mekanizmasında kullandığım. Lütfen dikkat edelim. Yani şöyle söyleyeyim, mesela aşağıda şıklarda bu enzimleri verip ya da ifadeleri verip anlamlarını karşılaştırıp soru sorabilir. Hani merkezi sinir sisteminde şıklarda diyor ya işte hapşırma, işte kusma, bulantı ya da öksürme gibi refleksleri kim kontrol eder diyor. Mesela omurilik soğan kontrol eder diyor. Bursa'da diyor ki vücudun dengesini beyincik kontrol eder. Bunun gibi düşünün. Burada da bütün şıklara 5 şıkka enzim ekleyin. Bunların bir tanesinin görevini yanlış verip size sorabilir. O yüzden dikkat edelim. DNA helikaz. Şimdi helix ne demek? DNA'nın sarmal olduğunu söyleyen bir yapı. O zaman DNA helikaz DNA'nın helix yapısını bozuyor. Diyoruz ki azotlu organik bazlar arasındaki zayıf hidrojen bağlarını kopararak sarmal zincirleri birbirinden ayırır. Bu olay sırasında DNA helikaz ATP harcar. Tekrar ediyorum. Sarmal olan DNA'nın helix yapısını hidrojen nükleotitlerin arasındaki hidrojen bağlarını kopararak, ayırarak sarmal zincirleri birbirinden ayırıyor ve bu olay sırasında da ATP harcar. DNA polimerazsa DNA sentezi sırasında yeni sentezlenecek zincirin ucuna nükleotit eklemesi yapar. İplikte meydana gelen hataların onarılmasında da görev alır. Şimdi biz biraz önce dedik ya hani iki zincir yarı korunumlu olarak eşlenir diye. Bu yeni zincirin oluşumu sırasındaki nükleotitlerin eklenmesini DNA polimeraz yapıyor. Ve onun sayesinde hatalı olan DNA'ların onarılması sağlanıyor. DNA ligazsa yapıştırma görevi var. Yapıştırıcı olarak görev alıyor. DNA parçaları arasında şimdi biz ben bugün prokaryotlardaki replikasyonu anlatacağım ama ökaryottakilere geçemeyeceğiz. Diğer videomuzda anlatacağız. Ökaryotlardaki replikasyonu göreceksiniz. Replikasyon çatalı dediğimiz bir yapı var. İlerlemenin ters yönden gelip hızlı bir şekilde gerçekleştiği bir kısım. Şimdi bu çatalda bir kısım doğrusal şekilde düz olarak kendini eşleyecek ökaryot DNA'sında, ökaryotların DNA'sında, diğer kısım ise parçalar halinde eşleyecek. Biz bunlara Okazaki fragmentleri diyeceğiz ve bunları birbirine yapıştıran şeye de DNA ligaz diyeceğiz. Bakalım DNA parçaları arasındaki boşlukları kapatır. Bu enzim birbirini takip eden DNA parçalarını fosfodiester bağı ile birleştirir. Yapıştırıcı görevi vardır. Şimdi gelelim prokaryotlarda replikasyon nasıl gerçekleşiyor? Biliyorsunuz ki prokaryotlarda bu şekilde çembersel bir DNA var ve replikasyon orijini olarak burayı belirler. Replikasyon orijinin olduğu yerde sola ve sağa ilerleyecek şekilde şu şekilde bir çatal oluşuyor. Biz buna replikasyon çatalı diyoruz. Çatal boyunca ilerleyen kısımda DNA kendini eşleyerek bu şekilde iki tane hücreyi yollayacak şekilde aynı DNA'dan oluşmuş oluyor. DNA çembersel olduğu için bir noktadan başlayan replikasyon iki yönde her iki iplikle birden devam eder ve kopyalama gerçekleşir. Sitoplazmada eğer DNA eşlenmesi gerçekleşiyorsa bu canlı kesinlikle prokaryottur. Çünkü ökaryotik canlılarda sitoplazmada DNA bulunmaz.